Çık. Ben orientalik il temsilcisi İsmail Özmen. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum Kılıçarslan MTL'de. Orientalik doğada yapılan, parkta ve doğal ortamda yapılan harita ve pusula yardım ile hedefleri en hızlı şekilde bulmaya yarayan doğal sporu. Harita bizim için olmazsa olmazımız. Hedeflerimiz, görmüş olduğumuz hedefler bunlar olmak zorunda. Ve pusula yardımıyla ormanda ve park alanlarında biz bu yarışmayı icra ediyoruz, gerçekleştiriyoruz. Özellikle buranın haritası gerekiyor. Burası Konya Karatay Şehir Parkı. Biz buranın haritasını oluşturduk. Haritası bu şekilde. Burada şu an karantina alanındayız. Yarışmanın karantina alanındayız. Sporcular burada kendi sürelerini bekliyorlar. Bir atletizm yarışması gibi herkes bir anda başlamıyor. Sırasıyla biz birer dakika zaman aralığı verdik. Değişik kategorilerde birer dakika zaman aralığıyla burada gördüğümüz arkadaşlar hedeflerini şu an haritalarını alıyorlar ve sırasıyla hedeflerini en hızlı şekilde bulmaya çalışıyorlar. Bu kişiye, çocuğa, bu 8 yaşından 70 yaşına kadar herkes bunu yapabiliyor. Muazzam bir özgüven kazandırıyor ve çocuklarımız, sporcularımız doğayla bütünleşiyorlar, doğayla barışık hale geliyorlar. Özgüven kazanıyorlar. Normalde bakkala gönderemeyen veliler burada ve ormanlık alanda harita ve pusula yardımıyla çocuklar hiç kaybolmadan hedefleri sırasıyla bulup geliyorlar. Hedeflerin üzerinde numaralar var. Bu numaralar farklı, yani her kategoride farklı numaraya gidiyor sporcular. Ve her hedefin üzerinde görmüş olduğumuz zımbalar var. Ve bu zımbaların farklı şifreleri var. Bunları harita üzerindeki şifre bölümlerine hedef numaralarıyla eşleştirip zımbayı basmak zorundalar. Basıyorlar ve bu şekilde hepsinde farklı şifreler çıkıyor. En hızlı şekilde bu yarışmayı tamamlayan sporcu kazanıyor. Burada %50 kondisyon, %50 de bilgi birikimi gerekiyor. Yani aynı zamanda sporcu koşarken bir sporcuyu düşünmeye itiyoruz. Hem hızlı düşünmesi gerekiyor, hızlı karar vermesi gerekiyor. Aynı zamanda ölçek bilmesi gerekiyor, harita bilgisini iyi bilmesi gerekiyor. Mesela burada bu 1/5000'lik bir harita. Yani 1 santim burada 50 metre. Sporcu pusa yardımıyla 1 santim, 2 santim, 3 santimi 50 ile çarpıp ne kadar gideceğini hesaplıyor. Burada özellikle ormanlık alanlarda vadiler, dereler, ovalar coğrafi anlamda da coğrafyasını geliştiriyor. Yani ve nabız bunu 140-150 iken yapabiliyor. Bu anlamda önemli. Bugünkü yarışmamıza sağ olsun Karatay Belediye Başkanımıza ve Başkan Yardımcımıza Osman Ciğer'e ve Belediye Başkanımız Hasan Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Bize burayı tahsis ettiler, izin verdiler ve destek sağladılar. Şu an 19 Mayıs öğrenci kuruluşu aktivitesini yapıyoruz. Dün ortaokullar kategorisi yapıldı. 75-80 civarı dün sporcumuz katıldı. Bugün de lise, genç A, genç B kız erkek ve üniversite ve büyük kız erkek kategorilerinde katılımcılarımız var. Bugün de 85 kadar sporcumuz katıldı. Bir il yarışmamız ve biz her ay iki tane en az yarışma yapıyoruz. Bütün halkımız davetli. Biz buna sadece belli bir grup, okul veya kişi kabul etmiyoruz. Herkes katılabilir. Bizim Instagram ve Facebook sayfalarımız var. Konya Orientalink diye oradan girip kayıt yaptırabilir tüm halkımız. Herkes gelebilir. Burada iyi olan sporcuları kulüpleşme anlamında kulüplere yönlendiriyoruz ve oradan da bölge yarışmalarına, il yarışmalarına katılıyorlar. Şu an daha kulüp anlamında yeterli sayıya ulaşamadık. İnşallah kulüpleşmemiz daha fazla olduğu zaman daha fazla kulüple il dışına temsil edileceğiz. Ama şu an okul sporları anlamında okullar başarı elde ediyorlar. O anlamda biz de destekliyoruz kendilerini. Beş tane kaldı. Bırakıyor musun yarışı? Evet.